Evrimciler tarafından insanın ilkel atası olarak gösterilmeye çalışılan Neandertallerin sadece kaybolmuş bir insan ırkı olduğu bugün artık kesin olarak ortaya çıkmıştır. Neandertaller bundan 100 bin yıl önce Avrupa'da aniden ortaya çıkmış ve yaklaşık 35 bin yıl önce de yine hızlı ve sessiz bir biçimde yok olmuş ya da diğer ırklarla karışarak asimile olmuş insanlardır. Günümüz insanından tek farkları iskeletlerinin biraz daha güçlü ve kafatası büyüklüğü ortalamalarının biraz daha yüksek olmasıdır. Neandertaller bir insan ırkıdır ve bugün artık bu gerçek hemen herkes tarafından kabul edilmektedir. Evrimciler bu insanları ilkel bir tür olarak göstermek için çok çabalamışlar ama bütün bulgular Neandertal insanının bugün sokakta yürüyen herhangi bir yapılı insandan daha farklı olmadığını göstermiştir. Neandertal en çok günümüzde soğuk iklimlerde yaşamakta olan eski Moğollarla benzerlik göstermektedir. Bulgular Neandertallerin ölülerini gömdüklerini, çeşitli müzik aletleri yaptıklarını ve aynı dönemde yaşamış Homo sapiens sapienslerle beraber gelişmiş bir kültürü paylaştıklarını açıkça göstermektedir. Bu konuda önde gelen bir otorite sayılan New Mexico Üniversitesi'nden paleoantropolog Eric Trinkaus şöyle yazar. Neandertal kalıntıları ve modern insan kemikleri arasında yapılan ayrıntılı karşılaştırmalar göstermektedir ki Neandertallerin anatomisinde ya da hareket, alet kullanımı, zeka seviyesi veya konuşma kabiliyeti gibi özelliklerinde modern insanlardan aşağı sayılabilecek hiçbir şey yoktur. Bugün artık Neandertallerin günümüz insanının soyu tükenmiş bir ırkından başka bir şey olmadığı bilim adamları ve araştırmacılar tarafından anlaşılmıştır. Böylece evrimcilerin yıllarca insanın sözde evriminin bir halkası olarak göstermeye çalıştıkları sahte bir delilleri daha yok olmuştur.